Merhaba arkadaşlar. Bugün EMCO Probe I/O modülüyle uygulama yapalım. Bu modül oldukça işinize yarayabilecek bir modül. Bu modülümüzün üzerinde 5 adet analog giriş, 8 adet dijital giriş, 8 adet dijital çıkış ve 2 adet de analog çıkış mevcut. Analog girişlerimiz ve analog çıkışlarımız farklı türde seçilebiliyor satın alınırken. Bu cihazımız RS485 port üzerinden Modbus haberleşme yöntemiyle her tür cihazla haberleşebiliyor. Ancak EMCO cihazlar bu modülü direkt tanıyor ve tüm etiketlerini çekebiliyor. Üzerinde RAY'a monte edilebilecek şekilde tasarlanmış ve EMCO HMI'ların direkt arkasına takabiliyoruz ya da pano üzerine RAY'a monte edebiliyoruz. Böylece ürün tek bir ürün haline gelmiş oluyor. EMCO HMI'ları biliyorsunuz zaten içerisinde soft PLC özelliği var. Bunu da arkasına taktığımızda hem HMI hem de PLC olarak işlem görmüş oluyor. Şimdi PDF dosyasını inceleyerek ve daha sonra da uygulamasını yaparak nasıl çalıştığını birlikte görmüş olalım. Evet, şimdi PDF dosyası üzerinden inceleyelim. Daha sonra da uygulama yaparak pekiştirmiş olalım konuyu. emco-elektronik.com sitesine bağlanıyoruz. EMCO HMI'lardan Probe I/O modülünü seçeneğine gidiyoruz. Buradan teknik özelliklerine bakabiliyoruz. Her tür özelliği burada yazıyor zaten gördüğünüz gibi. Daha sonra bağlantı şeması var. Yine onları buradan görebiliyoruz. Ve daha sonra da dosyalar bölümünden daha detaylı özelliklerini indirip açabiliyoruz, inceleyebiliyoruz. Şimdi burada bakacak olursak yine farklı türler olduğunu görüyoruz. RS485 standart zaten. 8 adet dijital giriş var. 8 adet 1 amper transistör çıkışlı türü. Analog girişlere bakacak olursak farklı farklı. 4 farklı modelimiz var. PT100 olan girişli 0,420 mA veya 0,10 V 5 adet veya 0,50 mV 5 adet girişli olan türü mevcut. Yine analog çıkışlarda 0,420 mA veya 0,10 V olmak üzere ikişer adet analog çıkışımız mevcut. Aşağıda da Modbus adreslerine yine bağlantı şemaları tekrar daha detaylı görünüyor gördüğünüz gibi. Daha aşağıda da yine özelliklerimiz tekrar sıralanmış. Çıkışı gördüğünüz gibi 12 bit analog çıkışlar. Girişler ise 14 bit de kodlanmış. Farklı türler olduğunu burada da görüyoruz yine. Daha sonra da Modbus adresleri var. Haberleşme ayarı default olarak 57600 geliyormuş. Biraz sonra biz ihtiyacımız olacak buna. Yine başka bir cihazdan erişeceksek Modbus adresleri var. Parametrelere veri atamak istersek veya okumak istersek bu adresleri kullanarak bunu yapabiliyoruz. Şimdi çalışmaya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim yazılım kısmına. Yeni bir proje oluşturalım. Yedili panelimi seçtim. Herhangi bir panel olabilir. Amacım Probe.io'dan verileri okumak. Haberleşme ayarlarını yapalım. Herhangi bir isim veriyorum cihaz adına. Buradan EMCO'yu seçiyorum ve EMCO ayarı seçiyorum. Haberleşme hızım 57600'de hatırlayınız. Buradan da Soft PLC ile uygulama yapacağım için Soft PLC'yi seçtim ve bunu kaydettim. Daha sonra bu cihazı seçip global değişkenleri yükle diyorum ve tüm etiketleri cihazdan çağırmış oluyorum, tanımlı etiketleri. Burada da Soft PLC etiketlerini al dediğimizde hepsi gelmiş oluyor cihazdaki etiketler. Buradan yine pardon, Soft PLC tanım editöründen IO1 diye tanımlamıştık cihazımızı ve burada dijital girişlerimizin, dijital çıkışlarımızın, analog giriş ve analog çıkışlarımızın tamamının buraya geldiğini görüyoruz etiketlerini. Herhangi bir şeye tanımlamamıza gerek kalmıyor görüyorsunuz. Şimdi bunları kullanacağız. Öncelikle Soft PLC'yi aktif edelim. Daha sonra da gelip programımıza basit bir satır tek network'lük bir program yazalım. M8006 biliyorsunuz bizim özel hafıza bitimizde, clock bitimizde. Onu koyalım kapanıp açılan bit. Daha sonra bir fiziksel girişi tanımlayalım. Burada dijital inputlardan birini seçelim. DO1 olsun ilk dijital girişimiz. Bir de çıkış koyalım. O da yine
cihaz üzerinde bir output olsun, kaçı seçelim. DO1'i seçtik, yani ilk dijital çıkışımızı seçtik. Bir de form sayfamıza bir led koyalım, bu çıkışı bize göstersin ledimiz. Okuma adresine kaç yapmıştık bakalım, şuradan bakalım bir daha. DO1 seçmişiz. Evet, DO1 diyelim buraya. Okuma adresine, yani ilk output'umuz, dijital output'umuz seçtik. Bir de girişi gösterecek şekilde bir led koyalım. Bu da bize dijital input'umuzu göstersin. Okuma adresimize DO1 yazalım. Böyle yapmıştık network'te. Bir de şu an sıcaklık okuyalım. Analog input'larıma, şu an input'larımdan birine PT100 bağlı. Direkt oradaki sıcaklığı okuyup ekranı yansıtalım. Analog input 1'e bağladım şu an PT100'ümü. Buradan biraz sayımızı büyütelim. Küçük görünecektir ekranda sıcaklık değeri. Aynı zamanda noktalı göstersin bize. Kesirli haneyi bir yapalım ki bu şekilde göstersin. Şimdi HMI cihazımıza yükleyelim ve sonucu birlikte gözlemleyelim. Evet arkadaşlar, şimdi HMI'dan gözlemleyelim yaptıklarımızı. Çıkışımız kapanıp açılıyor gördüğünüz gibi. Lojik bir işi bir yapmıştım çünkü. Şimdi kapatıp açtığımda görüyorsunuz. Aynı zamanda sensörü şu an elimde ısıtıyorum, PT100'ü. Sıcaklığını attığında görüyorsunuz değiştiğini. Tekrar girişi bir yaptım. Görüyorsunuz çıkış yanıp yanıp sünüyor. Umarım bu çalışma faydalı olmuştur. Hoşçakalın.